Evet, 15 Temmuz bir darbe girişimiydi. 16 Temmuz'da hepimiz Yüce Meclis çatısı altında toplandık ve tüm siyasi partiler demokrasi, ortak değerlerimiz adına konuşmalar yaptılar. Hepimizi birleştiren bu ülkeye olan inancımız, bu ülkenin değerlerine olan inancımız ve demokrasiye olan inancımızdı. Ancak bir hafta sonra Yüce Meclis çatısı altında 81 ilde olağanüstü halin ilan edilmesiyle parlamenter demokrasinin de hemen ardından rafa kaldırılacağının işaretini görmüş olduk. O halin ardından endişe ettik, cadı avı başlayacak diye ve yine endişe ettik, kurunun yanında yaş da yanmasın diye. Ve bugün geldiğimiz noktada herkesin yanabileceğini görüyoruz. Ve sizler diyorsunuz ki her yere sızmışlar. Ancak ben de diyorum ki her yere sızarken neredeydiniz? Kim sızdırdı? Kim sızmasına müsaade etti? Peki sayın milletvekilleri, neden FETÖ terör örgütü araştırılırken FETÖ terör örgütüyle ilişkisi olan öğretim üyeleri üniversitelerde oturmaya devam ederken barış bildirgesini imzalayan akademisyenler de neden eliniz var? Bu bir fırsattan istifadecilik mi? Bu cadı avının ta kendisi mi? Sizlere soruyorum. Bugün 193 üniversitesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu üniversitelerin tam 76'sı vakıf üniversitesi. Bu üniversiteleri, vakıf üniversitelerini Yüksek Öğrenim Kurumu'nun teklifiyle, yasa ile sizler çıkarttınız. Ve bugün kapattığınız, Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkili olduğu için kapattığınız 15 vakıf üniversitesini el birliğiyle kol kola birlikte açtınız. Resimleri duruyor, videoları duruyor. Fethullah Gülen terör örgütüyle kimlerin nasıl kol kola olduğu, kimlerin nasıl mutluluk içerisinde o okulları açtıklarını biliyoruz. Peki bu okulları kapattınız. Elbette ki terör örgütüyle ilişkisi varsa iyi de yaptınız kapatmakta, ama bu okullarda öğretim üyesi olan kişilerin, bu okullarda çalışan idari personelin ve bu okullarda okuyan 65 bin öğrencinin vebali kimin üzerine kalacak? 65 bin öğrencinin ailesi telefon açıyor. Çocuğum nerede okuyacak diye. Bir başka anne ağlayarak diyor ki kızım intihar etmeyi düşünüyor. Bu çocukların vebalinin üstünden nasıl kalkacaksınız? Hali hazırda Adalet ve Kalkınma Partisi o hal ile tam da sıfır noktasında durmakta. Bence ne yapacağınızı siz de bilemez durumdasınız. Ancak bizler muhalefet partisi, ana muhalefet partisi olarak tam da nerede durduğumuzu, mitinglerde demokrasi diye çığırtkanlık yapmak yerine tam da çözümü birlikte oluşturmamız gerektiği noktasında durmaktayız. Değerli milletvekilleri, değerli siyasi parti temsilcileri, buradan hepinize sesleniyorum. Bu 65 bin öğrencinin sorununu çözecek yer Yüce Meclis'tir. O hal kapsamında kanun hükmünde kararnamelerle 3 kişiyle, 4 kişiyle bu öğrencilerin sorunları asla ve asla çözülemez. Size iki önerim var. Birincisi, doğru olan bu öğrencilerin garantör üniversitelere yerleştirilmesidir. Ancak siyaseten bu noktada nasıl bir engelle karşılaştınız bilmiyoruz, ama eğer bunu yapamıyorsanız o zaman gelin el koyduğunuz üniversiteleri devlet üniversitesi haline getirelim ve çocukların bu okullarda okumalarını sağlayalım. Sözlerimi bitirirken rahmetli Erdal İnönü'nün bir cümlesini belki aklınızda kalır diye tekrar etmek istiyorum. Demokrasi su ise laiklik su testisidir. Su testisi kırıldığında bu toplumu hiçbir kuvvet bir arada tutamaz. Saygılar sunuyorum.